Bir başka asas serisinin 6. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölüm oldukça keyifli bir bölümdü. Bolca şey yaptık, keyifli şeyler derledik. Hatta videonun sonuna yine bir Mage PK ekledik. Umarım keyif alırsınız diyelim ve hızlıca benim hikayeme geçelim. Bu hafta benim hikayem kısmı biraz hareketliydi. Çok güzel hikayeler okuduk. O yüzden herkese teşekkür ediyorum. Bu benim hikayem kısmı devam edecek. Çekilişimiz de devam edecek ama öncesinde hızlıca en çok beğeni alan yorumla başlayalım abi. Polgak 6298 ait bir yorum. Yıllardan 2005-2006 falan sanırım. GM War eventi vardı hiç unutmam. Lunar Savaşı açılmıştı. Akara gm falan diye GM'ler dolanıyordu ve bütün ırk bu cemlere dalıyordu. Ben tabi oyunu bilmiyorum 56 level 3 parça 7 fp dual 7 clever asasım. Tek derdim kalan iki parça 7 fp'mi de alıp set yapmak. Yürürken büyümüş gemi gördüm en az 60-70 kişi dalıyordu ve canı fulldü. Geçerken öylesine bir spike atmıştım ve gem bende kalmıştı İnanamamıştım nasıl olduğuna. Alttan ay kırıyorum falan millet inanmıyor. KSC'yi az buz diye kişisel sayfa modası vardı orada paylaşmıştım hatta. Neyse gemin tek spike ile bende kaldığını söyleyince birisi PM atmıştı demişti Cemden üzerine 21 gb para oluyor. Ölmeden çabuk üzerindeki paraya bak git bankaya bırak. Elim ayağıma dolaşmıştı, gözümde dolarlar uçuşuyordu. İnventorayı bir açtım, gelen para sadece 7 Tüm duyguları bir anda yaşamıştım ama olsun, o paraya gidip kalan iki parça 7FP'mi almıştım. Hem mutlu olmuştum, hem kahrolmuştum. Nasıl 7 gelir diye. Okuyan dostlarıma teşekkürler demiş. Yani güzel bir hikaye ama ben burada şeyi merak ettim. Şimdi gem kesme eventi varsa gem kesme eventinin de bir ödülü olurdu normalde eskiden. O kız mı yoruma eklememiş, sordum aslında altında da ama... Ne yazık ki e, onu öğrenemedik. Onun dışında ben de 3 tane yorum beğendim ama bunları şimdi çok da uzatmamak için şey yapmayacağım. Ekrana böyle kısa kısa veriyorum. Arlevent 95'in hikayesi yine oldukça güzel bir hikaye e, ee, bir 9 çitin basma hikayesi. Şu anda durdurup okuyabilirsiniz. Ya da bir önceki bölümün yorumlarına gidebilirsiniz. Yine Hasan Evgin'in yorumu. Yine bir arkadaşlık hikayesi. Biliyorsunuz ki Night Online'ın olayı budur zaten. Ve son olarak da Furkan Korkmaz'ın hikayesi. Burada da yine bir bug abuse süreci var. Ee, biliyorsunuz ki eskiden oyunda çok fazla bug oluyordu. Her gün yeni yeni bug'lar ortaya çıkıyordu ve yine rollback atılıyordu. Aynı bu hikayede olduğu gibi diyelim. Yorum atan herkese teşekkür ediyorum. Oldukça keyifli hikayelerde. Bu bölümde ve sonraki bölümlerde yine benim hikayemi yazarak çekilişe katılabilirsiniz. Yani her bölümde 400 kez çekilişi yapıyoruz. Hatta bir önceki bölümün kazanı gelmediği için bu bölümde daha önceden de söylediğim gibi iki tane 400 kez çekilişimiz olacak. Aşağıya aynı altta görüldüğü gibi benim hikayemi yazarak çekilişe katılabilirsiniz. Benim hikayemin sonuna eğer varsa bir hikayenizi yazarsanız o da beni mutlu eder. Ben de yeni yeni hikayeler öğrenmiş olurum diyeyim ve hızlıca bir önceki bölümün çekiliş sonuçlarına geçelim. Ekranda göreceğiniz gibi dünyadan 2x400 keş olarak başlattık. Yine yedek koymuyoruz. İki tane kazananımız var. Yazmayanların çekiliş hakkında bir sonraki bölüme atıyoruz dediğim gibi. Kuralımız çok basit. Benim hikayem bitişik şekilde yazdığınız zaman çekilişe katılıyorsunuz. Bakalım bir önceki bölümün kazananları kimler olmuş? Toplamda 169 tane yorumumuz varmış. 169 yorumdan bakalım çekilişimiz başlasın abi. Ve start contest dediğimizde bakalım ilk talihimiz kim olacak? İlk kazananımız Emre Yurdakul 5500 55 ve ikinci de de Uğur Biber 3171. Bakalım neler yazmışlar. Seri çok güzel ilerliyor. Emeğine sağlık. Yazma üşendiğim için uğraşmak istemiyordum ama bir sonraki bölümde ben de kendi hikayemi yazmaya başlıyorum demiş. Bu da bir bahane olsun. Bu bölümde hikayeyi bekliyoruz diyelim. Ve Uğur Biber'in yorumunda da Trade soyulmuşum demiş. Teşekkür ediyorum yorumlar için. Bir sonraki bölümde çekilişe katılmak için yine başa sadece benim hikayemi yazarak katılım sağlayabilirsiniz diyelim. O zaman hızlı özel teşekkürler kısmına geçelim. Yine her bölümde olduğu gibi sol tarafta gördüğünüz gibi katıl abonelerimiz akıyor. Onlara buradan tekrardan destekleri için teşekkür ediyorum ve ek olarak oyun içinden gelen tüm PM'ler şu anda ekranda görüyorsunuz. Bolca PM'imiz var. Onlara da ayrıyetten teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel sohbetler gerçekleştiriyoruz. Bu arada birkaç bölümdür unuttum. Yani kusura bakmasın. Emirhan Akagemino Shanks. Kaç seferdir konuşuyoruz. Her seferinde ha bu bölümde ekleyeceğim ha sonrakinde ekleyeceğim diye diye sürekli unutuyorum. Kusura bakmasın. Buradan da Emirhan'a tekrardan selamlarımı iletiyorum deyip hızlıca bölümümüzü atlayalım bakalım bölümde neler yapmışız. Evet arkadaşlar video açılışında dedim ki bir e, ufak bir şans oyunuyla başlayalım. Üzerimde birkaç eşya vardı bir önceki bölümden hatırlayanlar olacaktır. Şöyle göstereyim MS'miz vardı onu upgrade scroll'la artı 3 e attım. Raptor'umuz vardı upgrade scroll'la artı 2 attım. Ve bir tane şeyimiz vardı kırdırmalık onu da upgrade scroll'la artı 3 e attım onu da 4'e atacağım. Dedim ki 4'e atarken bari sizle atayım. Şöyle koydum 4 olursa sonrasında boost'la gideceğiz abi. Attım yandı. Tamamdır. Şu dörtlüden yani şurada gördüğünüz dörtlüden Raptor'u alırsak sadece bütün hepsinin parasını fazlasıyla çıkartıyor. Ee, bir tane VB, bir tane MS, iki tane VB vesaire herhangi bir şey aldığımız zaman paraları her türlü çıkıyor. Masraf, masraf vesaire her şey çıkıyor. O yüzden dedim ki neden denemeyelim? Şöyle bir de yakmalıkları da pazara atmak yerine dedim ki abi upgrade'imizi ekleyelim. Raptor'la başlayalım. Raptor'u bir artı 3 yapalım. Şimdi ufak ufak upgrade'e başlayacağız abi. Hızlıca MS'yi bir atacağım kaç? altı buz. Buzlar, bunlar 6 yapmaya yetecek kadar buzumuz var. MS'miz artı 4 oldu. Şimdi buradan sonrasını yürüyerek basacağım abi. Şöyle sol altı kapatmaya gerek yok. Sağda kapatmaya gerek yok. Gidelim şöyle kendimize güzel bir yer bulalım derken burada kaldık. İyi tam, tam burada kalalım. Sıkıntı yok. 7 Raptor'un altında kaldık. Hem de HEPA X Raptor'un altında kaldık. Şöyle şunları da bir artı 3. Tabii ben bunlara kağıt almadım. Eee nereye gidiyorsun sen acaba? Bu vb'lere de kağıt alalım abi. 10 tane de kağıt aldık vb'lere. Orada oyunun seslerini minimal miktarda açtım. Size geliyor mu ya da gel şey var mı böyle hani ufak da olsa duyuyor musunuz bilmiyorum ama benim de hoşuma gitti. Ya yani çok çok ufak duyuyorum. Hani şey değil böyle çok minimal duyuyorum ama hoşuma gitti. Yani çünkü şey değil böyle çünkü hani farklı sesler var ya böyle özellikle yükünik çıkarma sesi. Milletin videolarında görüyorum. Çok hoşuma gidiyordu. Dedim ben de duyayım ya onları. Neden olmasın falan derken öyle bir ufak bir şeyimiz oldu. Şöyle VB'ler artı 3 oldu. Karakteri de alttan bakalım. Ne yapalım? MS'yi bir artı 5'e atacağım önce. Bu MS artı bu MS artı alt garanti de derken artı 4'e yandı. Tamam şöyle bir VB'yi atalım. Bakalım artı 4 olacak mı? Abi şaka yapma. Tamam Raptor'u atalım. Bu kadarı <laughs> bu kadarı biraz fazla. Raptor'umuz tamam Raptor artı 4. Tamam sıkıntı yok. Raptor aldığımız sürece problemimiz yok abi. Bir tane yakmalık attım. Ardından VB'yi hızlıca iki kez atacağım. Geçerse eğer tabii. 4'ü aldık. Haydi 5 de ver. 5 verir ya. Neden vermesin ki abi? Artı 5 aldık. Tamam. VB5 Raptor 4. Bunların ikisini artı 6 alırsak ya da sadece Raptor artı 6 alırsak zararımız yok. Onu söyleyebilirim. Şöyle. Yakmalığı attım. 9 ayandı. Tamam. Güzel. Raptor'u ortada koyalım. Artı 5. Olur be. Neden olmasın? Alt üstü bir artı 5 Raptor basıyoruz abi. Neden olsunmuş? Yakmalık attık. VB7'ye gidecek. Yapacak bir şey yok. Buradan başka türlü kurtulamayız. Bu 6 kapatalım. VB6'ya gitti. 6 olması lazım tabi 7'ye gidebilmesi için önce. Hadi ver şunu bize. Tamam. Artı 6. Hızlıca atacağım abi. Yakmalığı attık. VB7 olması lazım bu arada. Olmazsa Ayva'yı yedik. Hayırlı olsun. Bastım abi. Gidiyorum ben. Hadi hayırlısı olsun. Ay ay. Ulan raptor. Abi şey hiç beklemiyordum. Hepsi üst üste <laughs> patladı ya. MS ve VV üst üste patlayınca bütün sistemimiz e, birazcık dağıldı. Ama şöyle söyleyeyim. Şu an VV'yi 7 aldıysak zaten her türlü e, total parayı her türlü çok rahat çıkartıyoruz. Yani toplam çünkü Raptorlar, Raptor artı VB'ler falan toplasa 30 M yapıyordu. Üzerine hadi 20 M'lik de kağıt harcamışız diyelim. Toplasak 50 M. VB'yi aldıysak 70 M. Şöyle bir kendi pazar çarımı bulayım. Ondan onun pazarını açarak bakayım. Buradayız abi. Haydi oğlum VB orada olsun. Açtık, açamadık. Açtım abi VB'miz patlamış. Şimdi ben bunu nasıl başa koyayım videonun başına? Neyse, denemiş olduk. Elimize sağlık. O zaman devam edelim. Hatırlarsınız belki bir iki bölüm önce birkaç aşağı basmıştım. Bir öncekinde değil de ondan öncekinde. Abi bir türlü satılmıyor şunlar. Galiba bir öncekinde, emin değilim de. Şunlar bir birkaç gündür satılmıyor. E madem her şeyi yaktık bir de bunları da deneyelim. Yani şey var çünkü hani en ucuz fiyatlara koyuyorum. En ucuz fiyatlara koyduğum halde bile gitmiyor. Çünkü genel olarak piyasada bir ölülük var. Yani bunlar çok para edecek şeyler değil biliyorum ama. Yani artı altısı da hiç gitmiyor. Şöyle bir üçüncü busumuzu da alalım. Yani en ucuzuna koyduğumda bile gitmiyor. Abi belki bir hafta oldu. Bir haftadır bunlar elimde duruyorlar. E deneyelim upgrade'imizi. Böyle shell'lerle başlayalım. Yani bir tanesini 7 alırsak zaten her türlü parasını çıkartıyor. Bir de daha kolay satılır hale geliyor. Yani çünkü 6 olarak satmak çok zor. Belki hani ikisini birden geçirir kar ederiz belki ikisini de yakar <laughs> komple 1gb zarara çeviririz şeyi böyle abi ile başlayalım ilkini yaktık bir kez de şaşırt bizi be amil. gerçekten bir kez de şaşırt ya bu videoya 1gb zararla başlamak istemezdim ama sanırım ona doğru gidiyoruz abi İkinciyi de Böyle atalım göreceğiz yeşil yandı tamam bunu aldık abi. Böyle şu anda üçünden bir zararımız yok. Bir de şeyi de deneyeceğim. Çitini de deneyeceğim. Yani bunu da bunu da geçirirsek kardayız. Hatta yani diğer tarafta yaptığımız zararı da çıkartıyoruz. Yanarsa da şu üçten zaten bir tane artıya çıkmış olması. Genel olarak parasını kurtarıyordu zaten. Şöyle gidelim abi. Yavaş yavaş pazar yanına gidelim. Böyle upgrade yapalım. Sağ tıklayalım. Tıklayamıyorum. Sağ tıklayalım. Trade'imizi atalım. Bakalım geçmiş mi? Geçmediyse de dediğim gibi zararımız şu an için en azından bu üçlü de yok. Açtık abi. Tamam. Bir tek kafalık şeyle almışız. Bu şelde zaten dediğim gibi şu üçünün parasını çıkartıyor. Neyse en azından komple sıfırlamaktan iyidir abi. En azından kolay gider bir de. Bir 65 kadar da oradan gelsin. Güzel bir fiyat oldu. Devam edelim. Evet arkadaşlar bosslardan sonra geldik yine. Canımız ciğerimiz. En sevdiğimiz farm slotumuza. Yani artık bu saatten sonra yol modundayım. Ya yani Afrika kalacağım biraz. Afrika kalırken de dün bir tane raptor aldıysak bugün de neden almayalım diyerekten Dedim slota gelelim. Böyle bir de BDV da basalım. Bir 2KX, bir 2KX fark ne kadar olursa olsun. En azından şöyle 9700 EXP alalım. Burada ne kadar az EXP veriyor ya bu moblar. Neyse şöyle şunu da takayım. Bakalım şansımızı deneyelim. Belki bugün şanslıyızdır da birkaç saat Afrika kaldığımız sürede. Bir tane drop alırız. Ne kadar kalacağım? 2 saat kadar Afrika kalacağım. Bakalım o 2 saatte bir tane Raptor olabilecek miyiz? Selamlar arkadaşlar. Klanla boss etkinliğini atlattık. Kayıttayken de pay gelecekmiş. Böyle trade'imizi atalım. Bir 9M dün SS almıştık Scorpion Shield oradan bir payımız varmış abi teşekkür ediyorum. o Onu satmışız ve e, biliyorsunuz bir DTC farmına bırakmıştım. Yani bıraktıktan sonra JR'ye kadar arada bir BDB'ye girdim. Sonrasında JR'ye kadar full e, aralıksız bıraktım ama ne yazık ki yine tahmin edersiniz ki neredeyse dropumuz yok denecek gibi bir şey haldeyiz. Bir tane MS bir tane Bladeaxe alabildik e, high class olarak. Onları da yani ms dursun ama Bladeaxe'ı şöyle satacağım. Bir an bir para kasmışız yine bir yere ulaşamadık abi. Yine şu DTC farmından bir şey elde edemedik artık. Ya bir noktada bir şey elde eder miyiz bilmiyorum ama ne yapacağız bilmiyorum. Bu arada az önce JRE'yi de kazandık onu da söylemiş olayım. Şu MS'yi de gidelim bir upgrade deneyelim ya bari hızlıca. Geçiyorsa geçsin yanıyorsa yansın abi yapacak bir şey yok. Bu arada şöyle bir şey var abi. Ee, yan elime ikinci silah olarak farmda kullanabileceğim yani MPR recovery takmadığım zaman kullanabileceğim bir tane silaha ihtiyacım var. Buraya CHD-7 öneriyor arkadaşlar. Yani CHD-7 alabilirim bir ihtimal. Aslında şey diyordum ben MD8 falan mı alsam diyordum ama CHD7 daha iyi olur dediler. O yüzden bir CHD7 alabilirim. Böyle bir şunu bir seriden atalım. 3'e de 3 olursa bunu ben bir seri seri 6'ya atacağım abi. Attım 3 oldu. Böyle ucuza bu satan zaten yoktur. Şöyle şöyle yapacağım. Bu salacağım, atacağım. Bu salacağım, atacağım. Geçerse 4 oldu. Şöyle attık. 5 oldu mu? 5 oldu. Kırmızı görünce bir an yandı sandım. Şöyle 6'ya da attık. Sanırım bu yandı ekliyorum. Evet. Altıya yandı. Sağlık olsun. Yani zaten şu DTC slotundan bir halt alabildiğimiz yok. O yüzden hani çok da artık üzülmüyorum. Takılmıyorum. DTC'ye lanet ettim. AFK slotum yok ama başka. Yapacak bir şey yok. Neyse devam edelim. Şimdi ben klanla biraz takılayım. Sonrasında tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar akşam bosslarından sonra hem mage'imizle hem de asasımızla drakilerimizi hallettik. E, Asas'ta drakilerden bir şey alamadık ama mage'imizde iki tane VB aldık o yüzden gayet güzel bir sonuçla çıktık diyebiliriz. Bir tane de dex basılı çiften attı. Onu zaten yok sayabiliriz şöyle. Abi bundan sonra bu arada şöyle bir karar verdim. VB'lere dokunmuyorum abi. Hatta Raptor'lara falan hiçbir şeye dokunmuyorum. Böyle arada MS'ler falan olursa onları basarım. MS, MD, işte Blade falan. Blade basmam da. O tür droplar olursa basarım ama Raptor ve VB'lere artık dokunmayacağım. Artı bir satacağım ya. Hiç uğraşmayacağım abi. Şöyle bir tane VB'yi gösterebilirim. Bir tane de ikinci hakta almıştık. Onu bulabilir miyim? O da burada. Böyle iki tane VB çıktık. Tatlı oldu ya. Bundan sonra dokunmayacağım çünkü dokundukça zarar ediyorum. Şansım hiçbir şekilde yani upgrade'de şansım gitmiyor bir şekilde. Yani şurayı 15M gibi düşünüp yolumuza bakacağız. Bu arada bir kada pot oldu ha. Bunları bir ara satalım. Şunları da kullanayım abi. Bunları şey ekstra falan kullanmak için almıştım. Takılı olsun. Yani takıl Takılmış olsunlar. İhtiyacım olduğu zaman bankadan alır kullanırım. Neyse devam edelim. E, sabah tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar az önce CHD alacağımdan bahsetmiştim ama CHD dışında daha kolay bir başlangıçla gidelim dedim. Böyle gemleri bir bayağı atacağım. Ne kadar para, paraya ihtiyacımız var çok emin değilim ama şunları bir atalım. Şöyle attık. Şunları da atalım. Kaç para? 164 hem. Paramız yetiyor. Tamam pazar çarından da para alacağım. Şuradan bir pazar çarımızın yanına geldik abi. Bir 22 para birikmiş onu bir alalım. Onu alırken de şu VB'leri verelim. Bir de şu kutuları verelim abi. 3-5 kuruş ne gelirse çardır. Alalım kaç paramız oldu? 186 hem paramız oldu. Tam ihtiyacımız olan miktar. Şöyle gidelim abi Karus Gate'e. nerede izliyormuş sağ olsun ona da buradan selam olsun abi. 185M'e anlaştık. Şöyle 185 koyalım. Hop, o kadar GB'miz yok. 18, bu 18 buçuk GB yazdım. Bir tane Poison Basılı artı 8 MD'miz. Hayırlı uğurlu olsun abi. Şöyle ikinci MD olsun dedim. Çünkü Ebis Yamadar'la farm atarken yani 1836 hatamız oluyor. Ama şunu taktığımız zaman AP'miz 2K'ya geldi. Sonra bunlardan birini şarda çeviririz. Devam ederiz. Yani MD'ye de ihtiyacımız var öyle ya da böyle. Yani daha iyi bir şey almak isterdim ama şu an elimizden bu geliyor. Yapacak bir şey yok. Bu arada paramda 800K para kaldı. Oğlum yine aç kaldık ya. Niye böyle oluyor sürekli sıfırlıyorum parayı şuradan biraz satılacak bir şey var mı? Bayağı atılacak bir şeyim de yok. Neyse. Abi şuradan pazar çarımızdan yeşil kutuları alalım. Yeşil kutuları bayağı atalım ya. Bir şey olmaz. Bunlardan bir dokuzan para gelecek. Onlar gelsin. Şuraya atalım. En azından bir üzerimizde para olsun ki. Yani ne olacak? Hani herhangi bir şekilde patlamayalım. Paraya ihtiyaç her zaman oluyor. Bu arada şey puzzle'da ne durumdayız? Puzzle'da abi dokuza gelmişiz. Kaç günümüz var? 5 günümüz. Ben bunu bitiririm ya. Bunu alamıyorum. Tamam bunu ben bitiririm bir şekilde. Bunların ikisini de alıyorum çünkü her gün. Her türlü ona ulaşır event amblemi alırız. Neyse devam edelim. Şöyle bir abi ufak bir ara kayda gireyim dedim. Güneş ufak bir hediye vermek istedi. Dedi. Normalde çok fazla hediye kabul etmiyorum ama sağ olsun işimize yarayacak bir şey. Dedi ki sen mecde nasıl Goblin takmazsın? Bu arada yan çarında o yüzden hani nick farklı. Dedi sen nasıl Goblin takmazsın? bu fazladan Goblin'i varmış elinde. Bunu dedi sana vereyim teşekkür ediyorum buradan da söylemiş olayım. Güzel bir hediye. Şunu takacağım. Yanına bir de ekstra olarak küpeleri majoring yap dedi. Bakalım onları yapacağız ama e, duruma göre şimdilik en azından ekstra 16 rezistimiz var diyelim. Buradan bir de selamımız duralım. Yani böyle ilginç e, önemli detayları hatırlamak lazım. Bunları zaman içinde işte kendimi de geliştirerek öğrenerek ilerliyorum. ya yani Eksikleri tamamlıyoruz diyelim. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Şimdi pazar yanına gideceğiz. Bir ufak bir trade'imiz var. Bunun üzerinde bir 23 an para birikmiş. Bir Turgut'tan borç aldım. Onu da söyleyeyim şimdi şey olmasın yanlış yönlendirme olmasın. Alalım abi aldıktan sonra ufak bir trade'imiz olacak. Şurada KRN4. Mage'imizde ufak değişiklikler yapıyoruz. Elimizdeki staffı da satacağız zaten ama trade'i attık. Bir 90M teslim ediyoruz. Böyle VOE rep birimizi alıyoruz abi 90M'e. Güzel fiyat ya hayırlı uğurlu olsun. Yani şey var hani bundan gelen LR vesaire derken e, bayağı bir fark edecek. Ronstaff'ın ikinci stat etkisini kullanamayacağız ama Yapacak bir şey yok. Takalım abi elimize. Artık böyle dolaşacağız. Onun dışında da biliyorsunuz ki şöyle bir goblin pet almıştık Kalashnikov'tan. Şimdi şöyle yapacağız abi. Şu donluğumuzun kilidini açalım. Donlukları pazar aktaracağım. Çünkü artık ikisinde de hem MP'de hem MP goblin kullanacağız. Kilidini açtım. Şunu vereceğiz. Şunu vereceğiz. Old Mitchell üzerimizde kalacak. Ron Staff vereceğiz abi. Şunlar pazar çarımıza gidiyor. Bunları aktardık. Tamam şu an pazar çarımızda. Şöyle olacak. E, ee, dediğim gibi Turgut'a borcumuz var. Onun, buradan zaten çıkacak onun parası. Turgut'a BGB gebe borcumuzu vereceğiz. E, ee, bu çara bir tane daha Goblin yapacağız. Hatta onun içinde şöyle bir hazırlığım vardı. Bir kontrol edeceğim ne durumdayım. Bir de Talia denememiz lazım. Abi Talyalar çok pahalı şu an. Can sıkıcı fiyatlara satıyorlar. 10 tane var. Buradan 2 tane deneyebiliyoruz galiba. Şansımız deneyelim. Ona ek olarak şunları alalım üzerimize. Ben gideyim malzemeleri toplayayım. Sonrasında tekrardan buluşalım. Evet geldik Hepa'nın yanına. Öncelikle bir Goblin'lerimizi deneyelim abi. Şöyle Goblin Armor, Goblin Batım, 5 tane Goblin Pet 80k'da para istiyormuş. İlkini denedik. Aha çok iyi abi. İlkinden istediğimizi aldık. Harika. Abi çok iyi oldu. Bunu gerçekten beklemiyordum. Tatlı oldu. 2'de de ne verecek? 2'de çöp verdi. Tam bunu direkt çöpe atabiliriz ama zaten bir tane istediğimizi aldık. Çok güzel oldu. Şimdi talyaları devam edelim. 10 tane silver var aldım. Destruction'ları bir seriden kırayım. Amacımız bu arada buradan spear çıkarmak. Yani spearları şu an pazarda 5M'e satıyorlar. Abi spear'a 5M vermek istemiyorum. Yani şimdi atmayacak kesin ama. Yani 5 MSP'er almak çok mantıklı gelmiyor. 2 tane daha aldık toplamda 10 tane oldu. Şuradan bir 5 tanesini bırakalım. 5 tane coin alalım üzerimize. Şöyle bir 5 tane deneyerek başlayalım abi. Ben bunları hızlı hızlı deneyeyim zaten kontrol etmeyeceğim. Kontrolü beraber yaparız. Bakalım bir 10 taneden ne alabileceğiz abi. Evet 10 tane talyamızı tamamladık. Şimdi heyecan başlasın abi bakalım. İhtiyacım olan şeyler dediğim gibi. Spear, Dagger, mümkünse Club bunlara ihtiyacım var. Şöyle bakalım. İlki Spear işte bu ya. Abi tam olarak ihtiyacım olan. Tamam şu an mesela bak kaç em harcadım? Bir 7-8 em harcadım. Zaten 5 emlik parası çıktı çoktan. Şöyle 2'de, 2'de arrow bu da güzel. 3'de club yine ihtiyacımız olan bir kısım. Hadi abi dagger bu da. Açtım. Bu da spear çok iyi. Abi çok iyi gidiyor şu an. 4'te 4 işimize yarayacak şeyler. Hadi. O oh, bu da spear. Abi çok iyi. Bir dakika devam ediyoruz. Arrow o da iyi. Yani satılır. Çok kullanmıyorum arrow da. Lightning bu PK'da kullanılır belki. Sword çok kullanmıyorum ama yine lazım oluyor. Zaten şöyle göstereyim. Şurada bir tane Sword'um var. 4800 mesela çok kullanmama gerek olmamış. Bakalım son iki. Bir tane daha Club ve sonuncu da Haddi Dagger. Hop Sword. Abi çok iyi bu arada onu da işe yarar şeyler çıktı. Vallahi çok tatlı oldu ya. Beklediğimden karlı geçti. Hatta üzerine bir de hani 3 tane de Spear aldık. Çok güzel ya. Böyle yapalım. Club'ı kullanırız. Lightning dursun. Sword yedek dursun. Bir Sword satılır. Bir spear satılır. Bir spear yedek dursun. Şu spear'i kullanacağız. Abi çok güzel. Arrow de yoktu. Şunu da üzerime çekeyim. Arrow, club, sword, spear ve dagger olarak şu an böyle listelendi. Şöyle spear, club, sword, arrow ve dagger. Dursunlar abi böyle. Şimdi şunları da pazar çarımıza veririz. Satarız. Ne kadar para ederler bilmiyorum ama tatlı oldu. Bankada da birkaç tane yedek bıraktım. Neleri bırakmışım ona da bakayım. Lightning bırakmışım. Lightning'e gerek var mı ya? Bir tane şurada varmış benim hiç kullanmamışım. Flame'i Flame'i de çok kullanmıyorum da bu hani olur da Mage'le FT'ye falan girersek diye. Lightning hiç kullanmamışım. Lightning'i de pazara atalım ya. Bunlardan birer tane yedek dursun. Güzel valla beklediğimden çok daha karlı oldu. Goblin Pad'e ihtiyacımız vardı onu da aldık. Yani işte, istediğimiz her şeyi başardık abi. Böyle hatta şunları da üzerimize çekelim. Üzerimdeki HP set. Buradaki de MP set. Bunu da bu arada ikinci Goblin Pad yapma sebebim şu. PK'nın ortasında yanarsa tepemize mele çöktüğü zaman defansı bunun 35 defans da olsa 35 defans alamıyoruz ya. Sırf o yüzden aldım. Yani atıyorum bu yandığı zaman saat kaçacağım değiştireceğim gibi düşünebilirsiniz. Yani çok şart değil ama e, olmasında fayda var. O yüzden iki set yapmış oldum. Başka da sanırım bunu alınacak bir şey kalmadı. Bir de küpelerde önerisi olmuştu aslında Salih'in ama dur bakalım bir. Buradan kutup ayıcığından bir tane Mejiring alalım abi bu ona resist veriyor. Bunun aslında görev şey görev takısının daha iyi olduğunu söylemişler diye arkadaşlar. Ona bir bakacağım. Neyse bu tak küpeyi bir küpeye bir süre bekleteceğim. Küpeler şimdilik SS'ye kalsın ama bunu da değiştireceğiz bir ara. Attığımız da olsun. Şimdi şunları ben pazar çarına aktarayım. Sonrasında tekrardan buluşuruz. Evet arkadaşlar bir video kontrolü yaptım. Sanırım bu videoda BDV koymamışız. Dedim ki bir tane BDV koyalım. Nasıl geçecek bilmiyorum. İnşallah güzel geçer de. Dedim bir tane BDV koyalım araya ya. BDV'siz video olmaz. Hem bir de 80 level'da son günlerimiz. Bu arada buradan da William Rose'a selam olsun. Tam da böyle kayıttayken denk geldik abi. Haydi abi girdik. Parti bende tamam. DB var mı diye soralım. Ya, DB var mı diye soralım yazıyordum bu arada. Böyle bir partiyi seriden aktaralım. Şu Sisi sanırım DB'ydi. Ona bir attım partiyi. Böyle görünmezliğimizi basalım. İlerleyelim abi. Bakalım burada bize bir ekmek çıkar mı? Bunu saatlik almış mıyım? Almışım tamam. Neler var? Şurada bir tane ezik kasasımız var mecler görüyorum. Ama oraya gidemem ki ben. Şimdi parti biraz yamuldu abi. Şöyle yapacağız o zaman. Bu arkadaşı aradan ama ölür müsün? Allah Allah. Bu arkadaşı da keselim. Güzel abi. Başka kesemem galiba. Buradan uzamam lazım. Tamam. Güzel güzel güzel. 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 Parti de içeride devam etti. Pavli Çenko'yu da düşürdük. Oğlum ben bu işi çözmeye başladım ha. Ufaktan Asası öğrenmeye başlıyoruz galiba. Kötü yani yavaş yavaş da olsa ah be gitti arkadaşlar. Neyse şuradan bir uzayalım. Birlemeye açsak aslında belki bir tık daha rahatlar eller de. Ha şuradan gelen birisini yakaladım derken. Abi ölümden niye alıyorsunuz adamı ya? Ha şuradan tam Pavlyuchenko geliyor. Şöyle bunu kesemem ama kritim geliyor. Kritim döndü. Ne diyorsun ya? Onu kestik. Güzel abi. Şuradan hemen. Abi ölmeden şunu alayım çıkarmayayım lan. Çıkarmayayım, ki çıkarmayayım, çıkarmayayım. Çıkar çıkar Kürüm, kürümü alamıyorum. Çıktım valla. Ve kürümü seriden aldım. Geri gidelim abi. Burada aksiyon devam ediyordu en son. Şu warrior'ı bir aradan. Çıkartmayalım şu arkadaşa bir yürüdük. Ama o kol beni biraz üzer abi. Ben uzadım. Mahmalis gelmedi. Tamam çok iyi. Çok bir oynayalım yine. Derken tor yedik. Sanırım öleceğim. Evet. Otor biraz üzüldü ama zaten aynı zamanda altar bırakıyoruz. Yani orada olup bölmemiz çok problem değil de bize mage gelmemiş ya. Mage gelseydi iyiydi. Böyle arkadaşın sıfını atalım koşsun abi. O yaptığın çok mantıklı değil derken arkasında presti varmış. Bunun presti nerede Çok güzelsin. Harika abi. Onu kesmeleri çok iyi oldu. Kaç? Şu an 280'e 72. Kazanırız gibi bir aksilik olmazsa. de dönmüş zaten. Benim buna durat koymam lazım. Durat koymam lazım. Sürekli unutuyorum her girişimde de. Bu arada 51 NP geliyor ya. Çok iyi değil mi? Ben yani kimi avlarız abi? Bu arkadaşın aslında kalkanı tepsi. Bunu aradan ayıklarız ya. Dur bakayım. Şöyle yapsak. Şöyle. Düştü çok güzel. Şöyle bir kürüm alayım. Onu da kestik ama ben buradan çıkmam lazım ufaktan. Tamam güzel güzel. Restlerimiz de geldi. Şu arkadaşı aldık. Hemen kürüm alayım. Güzel ya alışmaya başladım asası. Yani iyi ya, iyi kötü bir şekilde yapıyoruz abi. Şu arkadaşlar da hatamızı verdik. Kim kalmış? Burada bir as şey daha gelmiş. Hop. Hop aradan aldım. <laughs> Kim var bakayım abi. Kolay bir hedef. Şuradan mage'imiz var. Onu da aldık. Şu asası da kestik. Tam ya bitti artık. Bu saatten sonra toparlanacak bir hal yok ortada. Güzel. Koyduğumuz ilk bedevede de galibiyeti almış olacağız bir aksilik olmazsa. Tamam bunu kestik. Şunu da aldık. Ve böylelikle de bu BDV'yi de kapatmış olduk abi. Hala da iniyorlar. Ha bitti. Tamam 480'e 72. Elimize sağlık. Güzel bir BDV'di. Şimdi match pk'sına gideceğim klanla. Hadi bakalım orada da biraz eğlenelim. Yine bir akşam FTS'inde yine volkanik rakı döve döve eritiyoruz abi. Şöyle bir şey göstereceğim. Yani parti bugün şov yaptı. İlk beşte 4 tane oyuncumuz var. E, üçü de mage zaten. Yani beni karıştırmıyorum. Ben yüzdelerle zaten rahat rahat birinci sırayı alıyorum ama yani ilk ilk 5'te 4 çar gerçekten dümdüz direkt mavi ambarga koymak demek. Tertemiz abi elimize sağlık diyelim. Böyle elinize sağlık yazayım. Temiz bir mavi kutumuz daha alalım. Bu bu fetrelere alıştım ya çok sevmeye başladım artık mavi kutu almayı. Temiz abi. Şöyle partimize de selam duralım. Mavi kutumuzu alalım. Çok güzel oldu bir tane de Forgotten Temple Coin. Yanlış bilmiyorsam bir tane var bankada yani ikinci olmadığı için bunu şey yapamayacağız. Bu arada bu videoda bankayı boşaltmıştım. Yani şu an bu videonun dropları şu kadar abi yani şu bu videoda sadece şunları alabildik. Bu bir GB'de şu an şurada duran bir GB'de Ron sattık. Turgut olan borcumuzu burada tutuyorum gördüğüm zaman vereceğim diyeyim. Şimdi JL için ufaktan bire geçelim. Bu arada buradaki arkadaşlara da selamlarımı iletiyorum. Sağ olsunlar FT boyunca sohbet ettik. Onlara da tekrardan selam olsun. Turgut için bankaya koyduğum şu bir GB'yi geri çektim bankadan. Acil bir şey yetişmem lazım. İnşallah hala duruyordur. Böyle abi şurada bir pazar vardı. Nerede o? Hemen arkadaşı bulmam lazım. Burada oh be satılmamış. Şu kafalığı almam lazım. Çünkü fiyatı çok iyi abi. bay fiyatı 70 bunun şu an. Ve Sel'i Sel'ini 73'e buldum. Diğerleri de 73'e aslında. Bunları da çekmek isterdim ama. Paramız yok. Şunu bir alalım. Timer'ını bekleyelim. Keyif yaparak alalım. Güzel bir şey olacak. Bunu neden aldığımı açıklayacağım. Sadece kafalık alacağım. Şöyle kafalığı artı 8 dex basılı aldık abi. Ee, şöyle. Öncelikle ben şey görüntüsünü seviyorum. Yani çok kullanmayacağım ama. E, üstüm mitril kafalıkları çitin görüntüsünü beğeniyorum. Hem human'da hem karus'ta. E tabi çitinle zaten fp'de aşağı yukarı aynı gözüküyor. Onu da biliyoruz. Ama bunu takma sebebi, daha doğrusu alma sebebim e, şu. Ekipten arkadaşlarla da konuştum abi. Böyle ap'miz e, dual medya taktığımızda. 1972 MD jamadar taktığımızda 1836. Shell parçalarından ki bunları yakın zamanda CZ çet CZ, CZ çevireceğiz. İşte kolluktan 10 glacier, bottan 10 light, göğsük ve donluktan full onar ve kafalıktan 10 flame alıyoruz. Bu kafalıktan gelen 10 flame'i kaybetmemizin bize çok bir zararı yok. Bu yüzden dedim ki bir tane art 8 FP alalım. En azından başlangıçta FP olsun. Çünkü çitin için biraz masrafımız artıyor. Çitin 2.5 GB. Bunu da 70'e bulmuşken hemen dedim kapatayım. Bu arada pazarda 85'e falan koyuyorlar öyle söyleyeyim yani. Böyle taktım abi AP'miz güzel arttı. Görüntü tabii çiftliğine göre daha kötü ama olsun. Yani zaten açık kullanmayacağız. Şöyle kullanacağız. Ama AP'mizdeki artışa şöyle baktığımızda aha tam 2000 AP oldu. Çok iyi abi. Dual mede taktığımızda 2000 AP'miz olacak. Dedim bunu bir size göstereyim. Alabilirsem yani baya koştur koştur geldim Z3'e. Şükür almayı başardık. CZ de alınca defansımız da güzel artacak. İhtiyacımız olan ilk parçayı böylelikle almış olduk. Diğerlerini de bakalım zaman ne gösterecek. Bu arada pazar çarımızda da ilinenlerden biriken 36 M para vardı. Onu da devralıyorum abi şimdi. Mage'imizdeki değişiklik de işimize yaradı. Burada bir 65 emimiz var. E, Turgut'a verilecek para için zaten şurada gemlerimiz de var. Bittiği şey olduğu anda, Turgut geldiği anda rahatlıkla verebiliriz. Şöyle 60 em koyalım. Orkestrapımız da burada. Neyse devam edelim. Evet arkadaşlar en son ne zaman kayıt aldım bilmiyorum. Bir bir süredir çok da aktif olamıyorum. Şöyle bir göstereyim. Az önce e, yine Isilion katından bir tane Weapon Breaker aldık abi. İkinci hakkındayım. Bakalım daha fazla alır mıyım bilmiyorum ama şöyle bir VB ile başladık. En son kaydımda Drake olabilir çok hatırlamıyorum. Yani ne yaptım bakmadım da. O yüzden çok fazla böyle direkt vesaire yaptıysam kusura bakmayın. E, toparlayacağız abi birkaç güne artık ufaktan CZ farmına da başlayacağım. O yüzden X de kasmıyorum hatta level'ımı da atlatmıyorum ki sonrasında hani 80 level farm atmadan CZ'den çıkmak 80 level farm atmadan 83'e geçmek istemiyorum. Dedim onu o sıra değerlendirirken size işte de bir ufaktan bahsedeyim. Sen de mı eve geldi? Yok tamam. Yandırdım ne oluyoruz? <laughs> Neyse ben devam edeyim. ikinci aktayım. Olur da ekstra drop alırsam yine çıkışta tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar Drake'leri hallettikten sonra dedim ki şimdi e, ne yapayım ne yapayım çalışıyorum bir yandan. E, çalışırken dedim e, bir, bir parti bulayım. Parti bulamadım ama arkadaşım Yüksel e, Brahman parti kuruyorlarmış. İki parti kuracaklardı yan yana. Dedim beni de alın yeriniz varsa daha doğrusu ikiye böldüler partileri. Dedim yeriniz varsa beni de alın abi çok güzel 65 kx geliyor. Böyle bir Brahman parti 3 press bir ben <laughs> böyle takılıyoruz. Güzel de eks geliyor en azından hiç şey değil böyle level atlatmaz ama en azından %60, %70, %80 nereye kadar giderse gitsin abi. Bize hatta bir tanesi sanırım 3 tanesi 0.01 veriyor emin olmamakla birlikte. Şuradan bir bakalım 3-4 tanesi 0.01 veriyor. Neyse devam edelim. Yüksel'e de buradan teşekkür ediyorum. Ee, biraz burada takılalım. Evet arkadaşlar XP'miz son bulmuş. Şöyle sabah saat 7.36 son 4 dakika kalmış abi CR'ye de. Üzerimize gelen çöpleri bir ara ben bankaya kaldırmıştım. Şunları, çöp, şunları bir sundurası satalım. Güzel de bayağı da çöp atmış attı çöplerine kadar ediyor bilmiyorum ama bir k buradan. Şundan da 65K. Toplamda bir k para kasmışız. Bu arada üzerimdeki cini tam yetmiş. Yani cini ve cini hammer tam yetmiş. Yanlış hatırlamıyorsam 3 tane cini. üzerinde de 60 dakika. 12 tane de cini hammer vardı. Abi her şey tam yetmiş yani. Kusursuz bir ayar yapmışız. Şöyle şunları aktarayım. Gidelim JRM'ize girelim. Wolf'un sabah kaç kontrol ettiğimde vardı. O da sonrasında bitmiş. Şöyle gidelim savaş yerlerimizi yapalım bakalım kazanabilecek miyiz? Evet selamlar arkadaşlar. Ufak bir şey için kayda girdim. Önce pazar pazarçılarımızın yanına gidelim. Şöyle bir e, ufak bir trade yap. Ufak bir trade yapalım. Burası niye bu kadar kalabalıklaşmış ya? Tam tepeme pazar kurmuş. Ayıp değil mi kardeşim? Pazar çarımıza bir tane Weapon Breaker artı altı veriyoruz abi. Bunu da şöyle dün akşam Drakilerden bir tane VB almıştık biliyorsunuz zaten. Şöyle gördüğünüz gibi 2, 3, 4, 5 ve 6 olarak attık abi. Tertemiz bir upgrade oldu. Kaça satılır bilmiyorum. 30'dan falan ediyor galiba hala. İnşallah güzel bir fiyatı satarız. Yani oradan bir güzel bir kar ettik diyelim. Böyle biliyorsunuz Turgut'a zaten bir GB borcumuz vardı abi. Turgut'u da hazır yakalamışken dedim ona şey yapayım. E, ba Silver Gem'lerin Bayi'yle aynı fiyat zaten. Baya böyle gidiyor zaten biliyorsunuz bunu. Şurada ben seviden bunları bayağı atayım abi. Şöyle 9... Bu arada Fortified'ların fiyatı bu kadar düşük olmamalı ya. Yani Fortified... Abi 83 Rebalt'ıya kasıyorsun. Reb kasıyorsun. Reb belki Rebon'a kasıyorsun. Silver 9.4 hem Fortify 8.7 hem şaka gibi gerçekten. Neyse bayağı attık abi şöyle 104 hem paramız oldu. Evet Turgut'u burada kıstırdık abi şöyle trade'imizi atalım. Ondan para alıp ne almıştım hatırlamıyorum ama. Böyle bir 100 hem borcumuzu da böylelikle kapatmış olduk. 58 de almış olduk. Güzel abi. Bu arada e, Ayberk'te basarken ona da biraz gem kutu vermiştim. ya yani bir GBC vardı ondan gelecek bir paramız var. Yani şey değil, bu giden para aslında geri gelecek bir para. Onu da söylemiş olayım. Yani sonra o geldiği zaman da nereden geldi olmasın. Böyle bir e, alacağımız da var abi. Neyse devam edelim. Ama şu VV işi güzel oldu. Abi normalde bu karakteri bu kadar hızlı göstermeyi planlamıyordum ama şurada dağda bir tane kaçak bir hide buldum. Dedim bunu hemen bir kayda alayım. Bu karakteri sonradan göstereceğim. Şu an bu karakterle işimiz yok ama dedim bir tane hide'ımız varken şunu hemen bir yakalayalım abi. Dağda bir de hani şey yok. Skeleton kesiyorum mu? Şurada bir şey geziyor. Allah, Allah skeletonun orada ne işi var dedim bir baktım. Hayt çıktı abi. <laughs> gerçekten. Şu boss'u kesmeyeli de herhalde yıllar olmuştur. Haydi abi şunu bir aradan çıkartalım. İyi kolay kesiyoruz. Bu karakter bu arada bütün eşyalarını yine ana karakterimizin eşya para, parasından çıkardık. Böyle pediyi çıkardım. Bakalım abi bize bir gold coin atar mı? Açtık. Bunu mu attın gerçekten ya? Neyse. E, madem karakteri gösterdik bunda bir özet geçeyim abi. Buna bir e, ya AFK farm yapımı yapmak için asası kullanmayı planlıyordum ama DTC farmından biliyorsunuz hiç sonuç alamadık. E dedim buna çözüm olarak ne yapabiliriz? Bir tane 60-70 level bir tane press kasayım. En azından AFK farmlarda Raven'a ya da normal RP'ye bırakabileyim. Bunu kasacağım. E, old takılarını dizdim. Şunlar zaten artı 8 takılar. Art altlar large break aldım. Bunu çok ucuza buldum. 20 m aldım. Ve 7 paper set yaptım. 7 paper set yeterli olur. 60 olur RP'ye bırakırım. 72 olur Raven'a bırakmaya çalışırım falan. Yani afk farmda bana bir çar lazımdı. Asasla yapamıyordum. Yandan dedim bir tane kasayım. Kasınca gösterecektim ama nasip haydaymış. Onu da göstermiş olduk. Neyse ben devam edeyim. Abi bdv'yi kaçırmıştım. Şöyle birebir bdv'ye girince dedim hemen kaydı kayda gireyim. Bakayım karşıma kim gelecek acaba. Abi birebir atacağız. Karşımda kim var abi? Auckland diye bir arkadaş var. Bakalım kazanabilecek miyiz ona karşı. Klasını da bilmiyorum ama. Bakalım inşallah pres ya da mage falandır. Ya da Asas'la da kapışırız abi. Wolf'i yalandan atalım. Bir bakalım bakalım kim varmış karşımızda. Geldim etrafta arkadaşı göremiyorum. Acaba Asas mı o atalım. Yalan yok. Adamı bulamıyorum. O da beni mi arıyor acaba? Dur bakayım. Bildiğin köşe kapmaca oynuyoruz şu an. Dur bakayım bulabilecek miyim arkadaşı. Şeyde Tonda yok. Tonda olmadığına göre bir yerlerde beni arıyor. Ama nerede acaba? Buralara bakayım. Aha burada. Yukarıda evet. Bakalım gelecek mi? Bir bakayım şu Dagger'ı takip, dagger bir şey arttırıyorum ben de burada 618 Ha okçuymuş. Aşağı inmeyecek galiba. Kürümüzü alalım. Ben gidiyorum kendine iyi bak abi. Gidip altarı götüreyim ben. Ne yapayım ya? Ama onu atıp durmazsın. Böyle şunu bir basalım abi, yardıralım. Şöyle krit oldu. Tamam. Bir tık tek gibi oldu ama. Altarı alalım götürelim. Böyle biraz akıllı oyunlarıyla gidecek bir bedev olacak ya. Yapacak bir şey yok. Yanında çok fazla pot yokmuş. Can potu 29 mana potu 51 tane kalmış. İnşallah yettirebiliriz bakalım. Yine yalandan görünmezliğimizi basalım. Gidelim bakalım arkadaş neredeymiş. Şey iyi oldu ya. E, Magic Shield'ımızın olması iyi oldu. Yani Ice Slayer'i en azından yemeyiz. Burada bir yerde mi? Ha, yukarıda bekliyor. Gelecek mi acaba? Buradan bir bakayım uzaktan. Bıraktı mı acaba ya? Yo diğer tarafa gidiyor. He, yo. yo gitmiyor. A bırakmış galiba. Neyse kazandık diyelim o zaman. Auckland'ın da eline sağlık. Şansımıza 1v1'de o denk geldi. Buradan da selam olsun diyelim. Evet abi ikinci altarı bıraktım. Arkadaş da zaten AFK bıraktığı için atıldı. Şimdi çıkalım. Yani buradan bu arada aldığım yeşil kutu çok önemli değil de. E, abi win sayması çok değerli. Çünkü hani şu an için e, 80 level BDV'sine kolay geliyor ama 81 BDV'sine çok canımızı sıkacaklar. Şöyle gördüğünüz gibi 27. win'imiz oldu. Ya bunu yüz yapmak benim için çok değerli. Çünkü 150 CR'yi almam çok daha zor olacak. E tahmin edersiniz ki 150 tane CR kazanmakta büyük bir zaman e, isteyen bir şey. Şunu şöyle bırakalım. Şimdi Z3'e geçeceğim. E, her ucu, ucuzdan her SC bulmuştum. Onları pazar çarımızdan alayım. E, CZ chat görevini falan yaparak ihtiyacımız olacak o Patrick era TS'lere. O yüzden onlara ucuzdan bulmuşken aldım. Şimdi gideyim onları teslim alayım. Evet arkadaşlar, klanla birleştik ve ufak bir e, slot alma mevzusu oldu. O sırada bu slot da bir şekilde bana kaldı abi. Hatta şöyle göstereyim, ilk pusumuzu aldık az önce, çok olmadı. Bu slotta böyle biraz farm atıyoruz. Böyle karışık hani, orta, ortak atıyoruz. En son muhtemelen pay ederiz. Böyle bu arada beklinden rahat dönüyor ya slotu. Tabii ki yani arada e, sağ olsun DB'miz gelip torment falan atıyor ama ya beklinden rahat dönüyorum, çok da zorlanmıyor. Zaten 4 slot olduğu için kafa da rahat. Böyle kesiyorum, bekliyorum yenisinin çıkmasını. Hatta çıkmış zaten bir tanesi. Böyle kese kese takılıyoruz. Çift ile kesiyorum bu arada. Mesela devam edelim. salladık mı? Yok, oynarız bunları. Bekleci bir, bir BP bir oruç. BP yapmış hazır. Böyle böyle tek atacak. Geldim Kürist, abi. Kritik format var. Oy, ne diyorsun? Yaklaş yerine DBS var. Ona yetişemeyiz. Aynen gitti. Abi daha sonra falan. Ver lan yani bu <laughs> Hemen diyorsun. Her taraftan deniyor. Farbof olabilir miyiz abi? planda yokken çalışırken farm atmaya başladım. Ben de bu aldım. İki, iki tane geldi bu. Doğu akıyor ya bu taraf. Senin taraf kötü. hadi bak. Etti et, et, <laughs> Giderken benim çar, benim çar, şey de niye bak? Benim benim char şeyde farmda bayağı bereketli. Bir DTC atmıyor bana. <laughs> DTC'nin Allah belasını vermiş. Evet arkadaşlar ufaktan slottan çıkacağız. Ee, benim toplamda kestiğim moblardan 4 tane buz, 2 tane talisman upgrade çıktı. Diğerleri diğer arkadaşlara gitti. Ee, bunu pay edeceğiz şimdi. Pay etmeden önce dedim bir göstereyim. Bu arada az önce hani bir slot daha döneyim dedim. Şöyle göstereyim. Talisman upgrade attı abi. Onu da dedim girmişken alayım. Ben bu slotu sevdim ya. Bayağı iyiymiş. Ya yani şey olarak iyiymiş. Yani kesmekte zorlanmıyorum. Sandımdan kolay bir slotmuş. Ben buradan bayağı korkuyordum. Ama tatlı oldu. Şimdi şuradan bir, bir iki tane daha mob keseyim. Sonra uzayayım ufaktan. Gidelim bir kaç dakika sonra. Bir 8 dakika sonra FT var. FT'ye tıklayalım. FT'den de bir mavimizi alırız girebilirsek. Tatlı olur abi. Şuradan haydi son birkaç mob daha. Verin bize son birkaç mobda bir şey derken adamlar geliyor. Ama ya çok da... Şuradan bakayım bir tane daha kıtlayabilir miyim adamlar gelmeden. Onlar gelene kadar şuradan bir mob daha. Derken ondan pot aldık. Hadi yanaşana kadar bir mob daha. Kestim bundan pa para. Loop atayım da. Sağdan soldan yemeyelim. Yanaşan var mı? Onlar orada kapışırken <laughs> ben burada saçlarımı tarıyorum abi. İyi fayda buraya taşınmadıkları sürece ben devam ederim ya. Bu arada buradan da Loza selam olsun abi. Geçerken denk geldik. Ona da selamı için teşekkür ediyorum. Hadi at bir tane de şöyle gider elimiz dolu gidelim ya. Böyle bir tatlı gidesin var derken adamlar geliyor mu? Onlar gelmeden Bayağı bir kavga, kavga var bu arada. Bu yani normal PK gibi değil yani. Ufak bir aksiyonlu bir şeyler dönüyor. Hadi gider ayak bir selamçak çak. Pot değil. Pot değil. Pot olmaz. Kaç dakika? 6 dakikamız var. Şuradan bir daha elite vuralım. Bu da boş. Dur bakayım. Bir dakika daha burada durayım. Kaçta? tam 50'de çıkalım slottan. Bakalım 50'ye kadar bir drop alabilecek miyiz? Zaten yani alamayız muhtemelen de. Dansımı deniyorum işte. Bu arada MP de kestim. MP de rahat dönülüyor slot. O anlamda bir şeyimiz olmadı. Sıkıntımız olmadı. Yani rahat bir slotmuş. 80 level asla. Burayı, burayı biz 83 olunca elimize 8 şart alınca falan baya rahat döneriz. Kaç son son mu var? Bu mobu da keselim sonra ton. Ton mob demişken yok mu bize bir talisman atman? Hadi bak boost demiyorum talisman diyorum. Hop pot attı. Tamamdır. Elimize sağlık. FT yazısı geçti. FT'ye giderim. Evet arkadaşlar CZ farmından çıktık. Böyle bir hızlı bir upgrade yapıldı. O ara kayda girdim sandım girmemişim abi. Toplamda 7 busumuz vardı galiba. 7 busu birleştirdik. Yanına da 3 tane Raptor çektik. Şöyle göstereyim. Ben tabii şu an yan çarında o. James Maxwell e, Orihime'deydi şeydeyken PK'dayken. E, Flaxi Mr. Fırlama ve burada yok. E, Warrior'ımız The Might. Dördümüz beraber girmiştik abi. 3 Raptor aldı. 3 Raptor'dan iki tanesi artı altıya geçti. Kişi başı karımız oradan yanlış hesap etmediyse masrafları düşünce 20-22M gibi bir şey yapıyormuş. Abi tertemiz 20 40 dakikalık bir farmda kıtlamış olduk. Keşke bu kaydı da alabilseydim ama sağlık olsun koyamayacağız ama ne olsun diyelim. İlk kaliteli CZ farmımızda böylelikle atmış olduk. Ama FT'ye giremedik. Çünkü FT'ye tıklamayı unuttuğumu 58 geçe fark ettim. Hızlıca gidip tıkladım ama çekmedi abi. Sağlık olsun. Elimize sağlık. Güzel bir farm attık. Şimdi JR'ye geçelim. Abi bosslar öncesi az önceki upgrade'den payımızı alıyoruz. Şöyle 20 iken tatlı bir para geldi. kısa bir farm atmıştık. Farmdan sonra da yapılan upgrade'de sağ olsun Ertuğrul 2 tane Raptor bastı 3 Raptor arasından. E bu da bize düşen oldu. E evet arkadaşlar mage'imizle JR'yi kazandık. Şimdi bosslardan önce bir, bir tur Drake yapacağım. Ama dedim onu yapmadan önce şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey göstereceğim. Bunu ben başaramam diye bekliyordum ama her gün 3 em vererek yani 1 em buraya 2 em de şans kartına vererek abi sonunda 10 hakkı tamamladık ve 10 seviye ödülünü aldık. Bunu da dedim asasa alalım. Üzerimizde dursun abi. Bunu bugün kırmayacağız. Bunu rep kasarken kıracağız. Ama dedim ki dursun. Şöyle ikinci sayfanın altına koydum. Ya bu bizim rep kasarken, rap 1, rep 2, rep 3'e kasarken işimize yarayacak bir şey. Hızlıca kasacağız. O süreç için şimdilik dursun kenarda ama çok iyi olacak. Yani sabit eksip kasarken. Bu güzel oldu abi dediğim gibi. Bir tur direkt yapalım sonra bosslara gideceğiz. Olur da boss'tan drop alırsak onu gösteririm. Alamazsak zaten buradan bir drop alırsak onu göstermiş olurum. Abi şimdi Bdv girdim. Karşı tarafta bir tane cosper var. Hem onu dedim göstereyim. Hem size göstereyim hem de dedim bir tane bunu belki CRE'ye atarız, CR atarız orada kullanırız. Şimdi kestim arkadaşı tabi de. Bu arkadaşı bir aradan çıkartalım. Nerede bunların resti? Şurada. Ya Allah'tan çok güçlü değiller ama yani Abi nedir ya? Şey nedir yani? Kospla BDV'ye girip şey yapmaya çalışmak nedir ya? Neyse dur şimdi bir daha yakalarız arkadaşı. Muhtemelen CHP olmasa bu arada adamı o kadar kolay çıkartamasak. Anam şu arkadaş işte bak. Burada gördüğünüz Artunax isimli arkadaş. Şimdi yanaşsın zaten tekrardan koşarken attığı skill'leri göreceksiniz abi. Bana bir halleniyor mu? Hah bak şuradan Ha, koşarken skill'ler durmuş. Kospu kapattı mı acaba? Ha, aynen koşarken atmaya devam ediyor abi skill'leri. Bu arkadaşı bir aradan çıkartalım yine. Gidelim geri. Gördüğünüz gibi yine koşarken skill'ler devam ediyor abi. Kesemeyecek miyim bu sefer? Bu sefer kesemeyeceğim. Malista attı koşarken. Ya şununla girip, hadi bak kullananları hadi farmda falan anlıyor. Burada neyi amaçlıyorsun mesela? Çok merak ediyorum ya. Gerçekten çok ilginç abi. İkinci ele VB'yi takalım. Ya VB bir tık daha belki yarar sağlar. Nerede? Ha indi tekrardan. Şu arkadaşı bir CHP ile bir aradan çıkartır mı izleyeceğim de yani bu arkadaş adam aynı anda 8 skill birden atıyor. Yani neyse. Şimdi şurayı bir geçeyim abi. Bunu daha fazla göstermenin anlamı yok. Böyle bir e, vaka bunu da görmüş olun. Hala bu kadar rahat nasıl takılıyorlar onu anlamadım ama yapıyorlar bir şeyler. Neyse bu bedevi kazanacağız zaten. Ama dedim hani bu arkadaşın bir tane report videosu olsun. Hem size göstereceğim olsun hem de CR'ye atabileceğim bir video olsun. Neyse devam edelim. Evet arkadaşlar bugün abi bugün peti kasarken e, bir tane oak bir tane bonus staff düşürmüştüm. Ben dedim şunları bir arada atayım. E, bugün CR'ye giremedim. Abi attım 2 3 4 5 6 7. 2 start 7 oldu. Dedim bari 8' atarken beraber atalım da... ...şöyle yanlışlıkla bir tane artı 8 alırsak... ...abi çok tatlı olur. İkisinin birden 7 olmasını hiç beklemiyordum. Dedim bari böyle bir fırsat varken... ...elimize geçmişken... ...yok mu şuradan bir tane daha Orkstaff 8 basmamız... ...deyip attım abi. Sanırım Orkstaff'ı yaktık. 8 olmayacak galiba ama yani... ...böyle bir gelişin üzerine dedim... ...bu şans denenir abi. Şöyle şu Bonstaff alırsak çok güzel olur ama. Bir anda elimizde iki tane... ...bir tane Orkstaff 8'imiz zaten var. Bir tane de Bonstaff 8'imiz olur... Tertemiz iki tane koleksiyon eşyamız olur. Şöyle sağ altı kapatalım. Yine buraya bakalım. Geçen yaptığımız gibi ort staffta böyle yapmıştık abi. Böyle bakmıştık. Sonra dönüp sallamıştık, yürümüştük. Bakalım bu sefer şansımız bize yine gülecek mi? Çok inanmıyorum. Çok inandığım bir şey değil ama yine de abi iki tane yedi olunca dedim ki neden olmasın? Bakıyoruz abi. Haydi orada olsun be. Hadi bize bir, bir mucize daha yaşat. Açtım. Yok. Abi ikisi de yedi geçince gerçekten inanmıştım ama. Bon da yakmışız. Sağlık olsun. Hazır. Gelişine var. İyi vur. şey var. E at Hemen Yanlarla hazır. Yürü yürü hazır. Vur yan. Vur yetmiş atmış. Vur ikiyi vuramayacak onlar var. İçine kadar at, Yürü direkt hazır. E, yürü sol soldu. Vur. At işte vur. Atmış vur at 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 tonu. at at at, at. yanlarla hazır. Vur yet çatış kafana doğru vur. Vur kit yediler vur vur vur, vur. 45'ine kadar, 45 kadar vur vur 45'ine kadar vur. Vur 45'ine kadar. Hemen stafa girsene stafa gir. Kadro kadro stafla 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 stafla. En soldaki parti başkanı parti başkanı stafla parti başkanı stafla. Parti başkanı stafla sen stafla sen stafla stafla stafla. Ben TP yapıyorum stafla kanka stafla devam stafla devam stafla devam. Bir solu sol topluyor bak hiçbir şey hazır. Vur. 45 at 60 vurma 45 at 45 at 45 at. Hemen zeyti katsana uğurlar. <laughs> tek içindir tek sağ tarafına 60 hazır vur. Kafana doğru bırakmış. Hemen sen stop last'a ne kaçtın? Stop last, be quiet, be quiet Stop last, stop last, stop last kanka Ender'ı bas kafana, ender'ı bas, stop last çık geri tam Çık, 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 çık Özgür gibi atla çözer Vur Git vur. vur bir önce vur 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 Peşine kadar tepki Hemen Z tekçe bir tekir, bir son tekrar 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 Çok seri yapman lazım bak ya, hemen kafana 70 hazır Sonu vur At işte vur Hemen sapla seni çekiyorum sapla 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 Yürü sapla sapla hazır sapla 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 Vur sapla 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 sapla

Evet, evet. Bitti der geçim görevi. Evet abi video kapanışına yarışır bir şekilde. Yok mu şuradan bir e, drop almamız. Haydi şansımızı denedik. Daha fazla pot. Yine 10 tane pot aldık abi. Evet arkadaşlar bir gün uyanırsınız ve premiumunuz bitmiştir. Z1'e, Z3'e, Z4'e hiçbirine giremezsiniz abi. Bu acılı durumu aranızda yaşayanlar varsa bunu buradan onlara selam olsun. Bu bölümü de böylelikle premiumsuz bir şekilde kapatıyoruz. Bakalım bir sonraki bölümde neler yapıyor olacağız.